Kadınlar makyaj yapıyor, biz erkekler yapmıyor mu sanıyorsunuz kardeşim? Tabii ki biz de yapıyoruz. Yani yataktan kalktığımız bu halimizle dışarıya çıkacağımızı mı sanıyorsunuz? Tabii ki öyle bir şey yok. Erkekler de makyaj yapıyor. Hatta size şöyle göstereyim. Makyaj çantam da bu zaten. Yani şimdi içinden çeşitli malzemeler çıkaracağım ve sanırım Mine Hanım'ın bir projesiymiş bu. 12 tane makyaj malzemesi var ve 12 tane de karşısında gelen soru var. Dediğim gibi kadınlar, sadece kadınlar makyaj yapmıyor, biz erkekler de makyaj yapıyoruz. O yüzden de bu makyaj malzemelerini ve nelerle makyaj yaptığımı, bu makyaj malzemelerinin karşısında gelen sorularla da bu malzemeleri nasıl bağdaştırdığımı izleyeceksiniz. Hemen makyaj çantamın keşfine çıkabiliriz. Evet, şimdi pek çok malzeme var bunun içinde. Yani şöyle garip garip şeyler var. Yani bilmiyorum, bunlar pek kullanmadığım şeyler. Yani böyle garip garip ilginç şeyler var. O yüzden ben size şöyle, yani burada ilginç bir şey var. Bir kağıt çıktı mesela, bakalım bu neymiş. Ha, bu benim en sevdiğim makyaj malzemelerinden üçü. Ya çok güzel. Benim çok sevdiğim bir mimar vardır, Vitruvius diye. Benim etkilendiğim bir mimardı. Yani mimarlığa giderken, okurken böyle ilk derslerde bize hep anlatılırdı. Vitruvius diye bir adam vardı. Vay canına, şu an yok tabii adam. Kemikleri bile yok olmuştur yani. O derece ölü bir adam. Bayağı eskiden ölmüş yani. Vitruvius'a göre şöyle bir tasarım kuralı vardır. Bir binayı, yani eski zamanlarda da antik eserleri fayda, kalıcılık ve güzellik ilkelerine göre tasarlamamız gerektiğini savunur. Şimdi ben de mimar olduğumdan ötürü şöyle bir paralellik kurmak istedim. Biz de kimlik binamızı, yani kimlik inşamızı yapıyoruz hayatımız boyunca. Ve bu kimlik inşamızı yaparken çeşitli makyaj malzemelerine tabii ki ihtiyacımız oluyor. Ve ben de Vitruvius'u ilham aldığım ve kendimi ikon olarak aldığım birisi olarak gördüğüm için onun icat ettiği makyaj malzemelerini kendimde uygulamayı seviyorum. O yüzden size şöyle diyeyim. İlk kendime uygulamayı sevdiğim ve geleceğim açısından kendimde fayda gördüğüm ilk makyaj malzemem fayda oluyor. Zaten Vitruvius'un mimari tasarımında bir bina 3 adet ilkeye bağlı tasarlanır. Fayda, kalıcılık ve güzellik dediğim gibi. O yüzden ilk makyaj malzemem fayda. Bunun karşısına gelen soru da, yani herkesin okumasını istediğim bir kitap, herkesin faydalanmasını ve Vitruvius'un bu görüşüne göre bütün hayatında o faydayı hissedeceği, geçici olmayacağı, yani kalıcı bir fayda olacağı bir kitap benim için Robert Musil'in Niteliksiz Adam serisi ya da Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak adlı seri. Çünkü şöyle diyeyim, kısaca bahsedeceğim. Robert Musil'in Niteliksiz Adam serisinde kendinizi içselleştirebileceğiniz, kendinizin kimlik inşasında, yani dediğim gibi bir binanın inşa olması gibi biz de kimliğimizi inşa ediyoruz. O yüzden kimliğinizin inşasında bir devletteki siyasi olaylarla birlikte bir devletin çöküşünü bireysel çöküşlere yansıtabileceğiniz bir fayda görüyoruz burada. Yani ben açıkçası çok faydalandım bu kitaptan ve hala da insanlara bıkmadan, sıkılmadan anlatmaya devam ediyorum. Neden Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak kitabını önerdim aynı zamanda? Çünkü kitapta pek çok öneri var ve ensest olaylarına karşı, yani çocuklarımızın şu anki sosyal medyada 24 saat sizin ekranınızda kalan ve ondan sonra kaybolan haberlere karşı sizin algınızı fayda odaklı ve kalıcı bir şekilde tutuyor. O yüzden Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak adlı kitabında, yani size örnek vermem gerekirse, çocuklara izin almadan dokunamayacağınızı, çocukların özel bölgelerini öğretmeniz gerektiğini ve çocuklara hayır demeyi öğretmeniz gerektiği konusunda pek çok öneri var. O yüzden boş beleş öneri sunmak yerine ben de size fayda konusunda, yani en sevdiğim makyaj malzemelerinden birisi olan fayda konusunda bir öneri sunmak istedim böyle. Yani yüzüme ya da kaşıma gözüme süremiyorum ama ben ruhuma ya da aklıma, zihnime makyaj malzemesi sürmeyi seven bir insanım. Buradan herhangi bir kadınlara bir söz söylemiyorum. Yani makyaj yapmak da bir sanat olabilir. Ben herhangi bir şekilde onlara söz söylemek açısından bu videoyu çekmedim. O yüzden onlara da saygı duyuyorum. Onu belirtmek istedim yani. O da bir sanat olarak görülebilir. Ama dozunda ve ölçüsünde yapılacak olursa tabii ki.
İkinci makyaj malzemem kalıcılık. Yani kalıcılık çok önemli bir şey. Zaten George Orwell 1984 kitabında da söylüyor. İnsan ardında tek bir atsız sözcük bile, tek bir eser bırakamadıktan sonra bile geleceği nasıl seslenebilirdi diye bir cümlesi var 1984'te. İnsan kalıcı olduğu kadar insandır benim için. O yüzden de etkisi hiç geçmeyen bir kitap adıyla böyle bir makyaj malzemesinin karşılığı olan bir soru var. Kesinlikle herkesin okumasını istediğim ve ısrarla tavsiye ettiğim bir kitap. Neredeyse 2-3 videodan birinde tavsiye ediyorum bunu. Wolfgang Borchardt'ın Kapıların Dışında adlı oyunu. Yani şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Yani göremiyorsunuz şu an ama epitel dokularımın üzerindeki ruh parçacıkları dışarı çıkmak istiyor. Yani bu kadar beni etkileyen bir kitap ve içindeki karakter de aynı zamanda Borchardt'ın otobiyografisiyle bağlantılı bir karakter diyebilirim. Zaten yakın bir zamanda Wolfgang Borchardt'ın kronolojik okuma sırasını ve hayatını da sunacağım size. O yüzden etkisi hiç geçmeyen ve bu insanın içindeki öteki benliğiyle olan kavgasını görmek için benim makyaj malzemem olan kalıcılık, yani etkisi hiç geçmeyen kitapla bağdaştırdığım Kapıların Dışında adlı oyunu kesinlikle ve şiddetle size tavsiye ediyorum. Beğeneceğinizi de umuyorum. Zaten 110 ya da 115 sayfalık bir kitaptı yani. Dediğim gibi makyaj malzemeleri insanı kalıcı tuttuğu sürece daha bir sanat olur. Çünkü sanat da insanın içindeki o ruhu ve izlenimleri yansıtabildiği sürece sanattır. Yani tabii ki de sanatın çeşitli farklı türleri var. Fakat bu farklı bir videomuzun konusu olsun. Üçüncü makyaj malzemem de güzellik. Yani bu biraz daha makyaj felsefesi ve makyaj paradigmasına, yani güncel zamanın ruhuna diyeyim, zamanın ruhuna daha uygun bir kavram olmuş. Bu makyaj malzememde karşılık gelen soru da kapağın rengini en sevdiğin kitap. Kapağın rengini en sevdiğim kitap Atatürk'ün kapak olduğu dahi diktatör Celal Şengör. Yani kitap konusunda çeşitli eleştirilerim var. Pek çok yerde hani İslam göz göre göre eleştirilmiş ya da Atatürk daha çok seküler ve dini eleştiren yönleriyle ön plana çıkarılmış. Fakat bu farklı bir videonun konusu yine. Kapağı sevdiğim bir kitap o Atatürk'ün gülüşünü ve benim bu kanalı 10 Kasım 2018 tarihinde açmamla birlikte benim ikon olarak belirlediğim ve benim hayatımda en hani böyle etkilenmem gereken adam olarak belirlediğim Atatürk'ümün kapağı, Atatürk'ümün salıncakta sallandığı ve yüzünün güldüğü kapak olarak kullanılan kitap Dahi Diktatör kitabı. Yani makyaj malzemelerini artık o kadar hayatımda uyguluyorum ki böyle nefesim bitiyor yani. O yüzden kusura bakmayın. Yani ilk makyaj setim böyleydi. Üçlü bir setti bu. Bakalım diğerlerinde neler olacak. Yani şu an araştırıyorum çantamı. Böyle ilginç malzemeler çıkıyor. Ben böyle şeyler kullanmıyorum yani. Bunların ne anlama geldiğini de pek bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı yani. Herhalde bu yüzde uygulanıyor. Ama ben dediğim gibi makyaj malzemelerimi genelde zihnime ve ruhuma ya da iç dünyama, sorgulama ve hafıza dünyama uygulamayı sevdiğim için genelde böyle şeyler kullanıyorum. Yani ilkeler var, sevdiğim ilkeler var yazarlardan. Şöyle leoparlı çantanın içinden bembeyaz bir kağıt çıkıyor. Yani görüyorsunuz aslında leopar, ya tabii leopar desene benzetilmiş. Bu yapay muhtemelen zaten de. Ama burada bile aslında doğanın ne kadar elimizin içerisinde ve nesneleştirilmiş bir şekilde bizim evimizin içine kadar girdiğini görüyorsunuz. Yani doğa dışarıda olur, evde evde olur. Aslında bu kadar basit. Fakat görüyorsunuz ki beyaz kağıt ve doğa aslında ne kadar da yine elimin içinde. Tabii ki de ben bunu faydalı bir amaçla kullanıyorum. Zaten kitap okuyan insanlar da ağaçların kesilmesine göz yumamayan ve onlar adına daha çok ağaç diken insanlardır benim gözümde. O yüzden daha çok fidan dikmeye ve ağaçları büyütmeye çalışalım. Çünkü ileride oksijensizlikten öleceğiz yani, ona göre. Onu da öneri olarak sunayım size. Evet, bu üçlü makyaj setimi tanıtacağım size şimdi. Maybelline New York'tan olmayabilir ama Maybelline İzmit'ten size üçlü makyaj setimi tanıtmaya geldim. Yine 3 tane en sevdiğim makyaj malzemelerimden 3'ünü tanıtacağım size arkadaşlar. Hemen izlemeye devam edelim. Yani lütfen kaçırmayalım bunu. Wilhelm Reich'in bir sözü var. Psikanalist bir adam bu. Yani gayet babacan, saçları böyle şekil şükül bir adam. Demiş ki Dinle Küçük Adam, çok Dinle Küçük Adam adlı çok sevdiğim kitabında muhterem beyefendi demiş ki sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklarıdır. Tükenmez. Dolayısıyla yaşamı onların yönetmesi gerekir. Şimdi burada ilginç bir felsefe var. Genelde yaşamımızın
Instagram fotoğraflarında yürütülen ve insanların daha çok dış görünüşleriyle ön plana çıktığı ve çeşitli makyaj malzemelerinin tanıtılmasıyla ve daha çok yaşamı onların yönetmesiyle ön plana çıkan bir hayatta yaşıyoruz. Ve ben de dediğim gibi bilgimin, aklımın ve ruhumun ön plana çıkmasıyla çeşitli yönetmeler yapan biriyim insanlara karşı. O yüzden ben bu kanalda bir sorumluluğa sahibim. Yani Viktor Frankl'da nasıl insanın anlam arayışı kitabında insanın bir sorumluluğu olduğu hissettiği anda esas anlam arayışı başlar demişse, benim de aynen bu kanalda bir sorumluluğum var gibi hissediyorum. Aynı bu kanaldaki özel sorumluluğumu bir tüme varım yaparak daha çok ülkemin çocuklarına yardım etmek olarak kullanıyorum. Zaten bunu demiştim. Şimdi Reis'in bu sözünden en sevdiğim 3 diğer makyaj malzeme setime geçiyorum. Ve o da leoparlı bu çantadan değil, Reis'in en sevdiğim makyaj malzemelerinden çıkıyor. Evet, en sevdiğim makyaj malzemelerinden biri sevgi. Yani sevgi çok değerli bir olgu. Eğer sevgiyi bulursanız insanın anlam arayışını da bir sevgiye yükleyebilirsiniz. Yani illa anlamı acıda ya da sorumluluk duygusunda değil, bir sevgiyi bir insana yüklemekte de bulabilirsiniz. Yani böyle bir anlam arayışı da vardır logoterapide. Logoterapi insanları anlamla tedavi etmek demektir. Sevginin karşına gelen soru, bu arada bu soruları biraz karıştırdım yani kusura bakmayın bu makyaj ve kitaplar akımını icat eden ve devam ettiren insanlardan kusura bakmayın diyorum. Bu soruları biraz karıştırdım yani o yüzden. Sevginin karşısına gelen kitap okuduğun en romantik kitap. Yani ben bu makyaj malzemeleriyle soruları birleştirmek istedim. Benim için en romantik kitap Steven Zweig'ın kitap değil de novellası, Kadın ve Yeryüzü novellası. Yani bunu pek çok kişi bilmiyor ama benim gerçekten de en etkilendiğim kitaplardan biri olmuştu. Yani zaten çok az sayfa sayısına sahip. Hani Bilinmeyen Bir Kadın Mektubu, Satranç ya da işte ne bileyim Olağanüstü Bir Gece, zaten bunları okuduk. Yani hepiniz de biliyorsunuz, ben de sevdim, siz de sevdiniz mutlaka. Okuduğum en romantik kitap dediğim gibi Kadın ve Yeryüzü novellası. Çünkü doğadaki olayların aynı insan ruhunda tezahürleri diyebilirim ve sevgiyi o kadar etkili bir şekilde yansıtmış ki, sevgi ve cinselliğin doğadaki bu olaylar çerçevesince insan psikolojisindeki etkilerini görebiliyoruz. O yüzden hani kesinlikle tavsiye edebileceğim bir novelladır. Yani Zweig'i okumuş olanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum buradan. Diğer bir makyaj malzemem çalışma. Benim hayatım boyunca en sevdiğim şeydir çalışmak. Yani Kur'an-ı Kerim'in İnşirah suresinde bile der: bir işten boş kaldığında çalış, yorul. Bu kadar basit. Yani dini görüşün ne olursa olsun. Sen ateist misin, agnostik misin, şintoist misin ya da bilmiyorum hani taşa ineğe mi tapıyorsun, hiç fark etmez. Bir işten boş kaldığında çalışıp yorulacaksın arkadaşım. Yani işin neyse artık, ne yapıyorsan tembellikle hayatını geçirmeyeceksin. İşsizsen bir kendi uğraş bulacaksın, hobi bulacaksın. Bu senin hayat felsefen, bu senin anlam arayışın. O yüzden de okuduğum en uzun kitap sorusuna karşılık böyle bir makyaj malzemesi kullanmak istedim. Bu da tabii ki Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde. Şu an 5. kitapta, daha geçmedim 5. kitaba, Mahpus kitabında, sıra Mahpus kitabında. Şu an seriyi bitirmiş sayılmam fakat muhtemelen okuduğum en uzun seri olacak, zaten öyle diyebiliyorum. Proust'un gözleriyle kendi dünyama bakabilmeyi öğrendiğim için ve dışarıdaki sahte kişiliklerin yüzleriyle ve gülüşleriyle, onların alışkanlıklarıyla kendi hayatımı oluşturmayıp daha çok benden daha akıllı bulduğum yazarların makyaj malzemelerini kullandığım için size Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini gönül rahatlığıyla önerebilirim. Bir diğer makyaj malzemem bilgi. Hatta bu en sevdiğim yine makyaj malzemelerinden biri. Reis'in de öyleymiş. Derinliği ile seni en çok etkileyen kitap sorusuyla bu bilgiyi bağdaştırmak istedim. Çünkü bilgi ne kadar derinse biz de o kadar derine kazma ihtiyacı duyarız. Ya da kederlerimiz ne kadar derin olursa, kederlerimiz bilgiyle birlikte ne kadar derin olma potansiyeli içerirse, o derin kuyuya da o kadar sevinç atmak için bir elimizde inisiyatif olur diye düşünüyorum. O yüzden derinliğiyle beni en çok etkileyen kitap Victor Hugo'nun Sefiller adlı tam metinden okuyabileceğiniz kitabı oldu. Çünkü yani bu kitap bambaşka bir şey. 1700 küsür sayfada
Fransız ihtilalinin insanlar üzerindeki etkilerin ya da iktidarların ve siyasi insanların o zamanki insanların ruh dünyasındaki değişimlerini görebiliyorsunuz. Ya da sevgi, nefret, kıskançlık, hüzün, zevk, acı, alçakgönüllülük, gurur, şehvet her şeyi bu kitapta bulabiliyorsunuz. O yüzden derin yani bir deniz düşünün. Bu denizin yüzeyinde yüzen bazı kitaplar vardır. Hani en çok satan kitaplar genelde yüzeyde yüzer. Fakat mercan adalarına indiğinizde böyle batık mercan adalarıyla ya da batık gemilerle karşılaştığınızda sefilleri de o geminin içerisinde bulacağınızdan şüphem yoktur. O yüzden bu makyaj setimi de size tanıtmak istedim. Maybelline New York değil de Maybelline Victor Hugo falan diyebilirim herhalde buna da. Evet, makyaj çantamı araştırmaya devam ediyorum. Benim makyaj çantam akıldır daha çok. O yüzden şöyle bir şeyler çıkıyor, böyle peçete meçete çıkıyor. Ben makyaj yapıyorsam onu silmemeyi tercih ederim. Çünkü aklımızdan sildiğimiz şeyler genelde geçici olan şeylerdir ve uzun süreli hafızaya kaydolmayan, beynimizin de genelde kabul etmek istemediği, tutmak istemediği cinsten şeylerdir. Mesela mimarlıkta ya da, şimdi mimarlıkta örnek vereyim, yapı statiği ya da betonarme dersinden benim aklımda ne kaldı? Neredeyse %1 oranında bile bir şey kalmamıştır. Fakat ben bu sevdiğim yazarların makyaj malzemelerini kullandıkça ruhumda ve yüzümde, zihnimde kullandıkça ben de değişmeye ve güzelleşmeye başladığımı hissediyorum. O yüzden sizin de bu makyaj malzemelerini tez zamanda kullanmanızı tavsiye ederim. O kadar Marcel Proust'tan bahsettik. O zaman Marcel Proust'un da makyaj çantasına bakmadan olmaması gerek bu videonun. O yüzden Marcel Proust'un çantasında şöyle iki tane alıntı var. İyiliğe, bilgiye söz veririz sadece. Acıya ise boyun eğeriz. Bir diğer yönden de şöyle diyor. Proust'un düşüncesine göre merakımızın tam olarak uyanması için bir rahatsızlık duyuyor olmamız gerekiyor. Yani adamın makyaj çantasında 3 tane makyaj malzemesi var. Bunlardan 3'ü rahatsızlık duyma, acı ve hayal kırıklıkları. İnsanın varoluşunun ve insanın sevgi ihtiyacının böyle şeylerden geldiğini savunan bir beyefendi. Hatta zamanında kibarlığıyla Proust'mak adında bir eylem icat edilmiş bir beyefendi kendisi. Kendisini okumaktan büyük zevk alıyorum. Ve bunun makyaj malzemesi bu adamın rahatsızlık duymaya geçiyorum. En sevdiğim kendime yakıştırdığım bir kitap sorusuyla bağdaştırdım. Çünkü en sevdiğim kitaplardan biri, kendime yakıştırdığım ve kendimi bayağı içselleştirdiğim kitaplardan biri Louis Ferdinand Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk adlı kitabı olmuştu. Bundan hem çok rahatsızlık duydum çünkü konformist hayatlarımıza yöneltilen çok aşırı güzel eleştiriler var. Aynı zamanda artık militarizmin ve milliyetçiliğin siyasi bir din olmasından da bahsediliyor. Yani size şöyle söyleyeyim, böyle bayrak sevdası ve savaş sevdası yapan insanlar için pek çok içerisinde rahatsızlık duyabileceğiniz ve kendinize yakıştırabileceğiniz kitap, nasıl diyeyim, kitap değil sözler ve cümleler var. O yüzden Gecenin Sonuna Yolculuk adlı kitabı da kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Sizi bir tık yukarıya çıkaracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Marcel Proust'un bir diğer makyaj malzemesi acı. Yani acı aslında çoğumuzun hayatına belirli dönemlerde giren bir makyaj malzemesi. Fakat yüzümüzden sildiğimiz bir hani yüzümüzü sonradan silmemiz gibi, yüzümüzden makyajı temizlememiz gibi acı makyajını da biz sanki yüzümüzden temizliyor sanırız. Fakat yüzümüzdeki kırışıklıklar ya da gözümüzün altındaki bir çukurluk hiçbir zaman silinmeyecek olan şeylere dahildir benim için. Yani geçici olan makyaj malzemeleri açıkçası ben bunları yok edeceğini düşünmüyorum kalıcı olarak. O yüzden de acı makyajını ruhumuzun derinliklerinde her zaman bulundurduğumuzu düşünüyorum. İyi ki de var. Marcel Proust da zaten bunu söylüyor. Acıya ise boyun eğeriz diyor. Ama acılardan ve bunlardan dert çıkarmamız neticesinde kendi ihtiyaçlarımıza ve kendi varoluşumuza kavuştuğunu düşünüyor. Acının karşısında karanlık ve gizemli bir kitap sorusu gelmiş. Aslında Anayurt Oteli'ni seçtim burada. Çünkü Anayurt Oteli hem karanlık ve gizemli bir kitap hem de bizim toplumumuzdaki umursamadığımız acılara ve nasıl diyeyim yok edilmiş böyle vurdum duymaz kendi sorgulamalarımıza bir bakış açısı sunuyor diyebilirim. Çünkü Anayurt Oteli'ndeki Zebercet de karanlık ve gizemli bir karakter. Aynı zamanda Yusuf Atılgan'ın psikanaliz etkisiyle birleşince içinde pek çok nekrofili, zoofili,
ya da latent eşcinsellik, Ödip kompleksi gibi karanlık ve gizemli klinik vakalara tanıklık edebiliyorsunuz. O yüzden Zebercet'in acılarıyla ve karanlık dünyasıyla kesinlikle tanışmanızı tavsiye ederim. Proust'un bir diğer makyaj malzemesi, makyaj setinden çıkan son malzeme hayal kırıklıkları oluyor. Hayal kırıklıklarında hangi karakteri bir kitaptan çıkartmak istersin sorusuyla bağdaştırmışım. Hangi karakteri bir kitaptan çıkarmak isterim? Hiçbir karakteri bir kitaptan çıkarmak istemem. Çünkü yazarların dünyası onlara özgüdür ve herhangi bir şekilde onlara dokunmak ya da onların düşüncelerine sirayet etmek istemem. Yani onların düşüncelerinden faydalanırım ama onların karakterlerine dokunmak istemem. O yüzden bu makyaj malzemesini öyle yerinde bırakıyorum. Yani hayal kırıklıklarını yazarlara ait bir olgu olarak bırakmayı seçiyorum. Hayal kırıklıklarımı da kendime kattığım sürece bu kırıklıkları birleştirip böyle hani fiziksel bir tepkimenin sonucunda geri dönülemez değil, geri dönebileceğimiz bir nasıl diyeyim tepkimeler sonucu bulmaya çabalıyorum diyebilirim. Lan ne konuştum be. Yeter yani şu son makyaj setine de geçeyim de bakayım burada neler çıkıyor. Böyle ilginç şeyler çıkıyor. Ne yazıyor? Retouch pen, eyebrow and facial wax pen, sensitive. Tamam. Böyle şeyler çıkıyor. Flormar. Yani şimdi ben böyle şeyler kullanmıyorum ya, bilmiyorum yani. Bakalım en son makyaj setimizde neler çıkıyor. Evet. Evet. Sensitive falan dedik ya şimdi. Hassaslık, esneklik falan. Makyajda bunlar da önemlidir çünkü. Alexander Pushkin'imin, çok sevdiğim Rus yazarlarından Pushkin'imin bir sözü var. Maça kızında geçiyor bu söz. 301. sayfada. Tutumluluk, ölçüllülük ve çalışkanlık. İşte benim 3 güvenilir kartım. İşte servetimi 3 katına, 7 katına çıkaracak, bana esneklik ve bağımsızlık getirecek olan şeyler. Evet, Pushkin'in de en sevdiği 3 makyaj malzemesi tutumluluk, ölçüllülük ve çalışkanlık arkadaşlar. Benim yine çalışkanlık ve çalışma reyişim mantığıyla biraz benziyor ama çalışkanlık biraz daha farklı bir şey. Yani çalışma zorunlu olarak, mecburi olarak olabilir ama çalışkanlık insanın içinden gelerek yapılan, gönüllü olan bir şeydir diye düşünüyorum. O yüzden tutumluluğu size şöyle yansıtmak istedim. Gününü aydınlatan kitapla bağdaştırdım. Çünkü Bir Başka Din Tasavvuf, Cemre Demirel'in adlı kitabı, Türkiye'de şu an sözü geçen pek çok şeyhleri, yani onun müritlerini, tarikatları ya da cemaatleri kesinlikle doğru bir dille ve insanları rahatsız edip uyandırabilecek bir şekilde eleştiren bir kitap ve Cemre'nin kullandığı kaynaklar, pek çok kaynakla da birleşiyor kitabın sonunda. O yüzden Türkiye'yi tutumlu tuttuğu için ona teşekkür ediyorum. Ve benim her günümü neredeyse aydınlatan bir kitap. Çünkü insanların tasavvufa karşı bakış açısını ve eksik bakış açısını gördüğümde gerçekten de insanların okumadan bu yargıyı savunduğunu düşünüyorum. Genelde kitaplardan ya da işte sitelerde gördüğümüz yerlerden Mevlana, Yunus Emre, bilmem işte bu tür tasavvuf alimlerinin sözlerini alıntılamayı severiz. Fakat bunların hepsine karşı demin bahsettiğim olan, benim idolüm olan adam olan Atatürk'ümüzün bir sözü var. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. Bundan güzel bir makyaj malzemesi olabilir mi ya? Ben her gün bu cümlelerle geziyorum. Yani daha ne diyeyim, bu Atatürk'ün dediği bu sözden başka ben size ne aktarabilirim şu an bilmiyorum. Kesinlikle Bir Başka Din Tasavvuf kitabını da kendi tutumluluğunuzu, yani alıntı tutumunu diyebilirim belki, ya da aydınlatmanızı sağlamak açısından size tavsiye ediyorum. Bir diğer makyaj malzemem ölçülülük. Bunu da seri kitaplar içinde en sevdiğin ilk kitap diye birleştirdim. Yani biraz alakası olabilir. Ama bazen ölçülü olmak da iyidir yani. Robert Musil'in Niteliksiz Adam 1 kitabı benim için seri kitaplar içinde en sevdiğim ilk kitap oluyor. Yani bu kitap biraz daha böyle okuma deneyimi ve okuma süreçleri içinden geçtikten sonra okursanız sizin için daha yararlı olur diye düşünüyorum. O yüzden biraz ölçülü olmakta fayda var yani, böyle birleştirebilirim belki. Üçüncü makyaj malzemem ve son makyaj malzemem de çalışkanlık. Yani Reish'in dediği gibi çalışma, bu burada biraz farklı ama. Seri kitaplar içinde en sevdiğim son kitap. Şu an okumadım bilmiyorum ama muhtemelen Marcel Proust'un Yakalanan Zaman adlı kitabı olacak. Umarım
makyaj malzemelerimi zihnimde ve aklımda ya da ruhumda ve sorgulamalarımda kullanmamı sevmişsinizdir. Dediğim gibi yüzümüze uyguladığımız makyaj malzemeleri bir gün iki gün kalır. Fakat zihnimize ve ruhumuza uyguladığımız makyaj malzemeleri hayatımızın sonuna kadar kalabilir diye düşünüyorum ve onları çıkarmanız ya da silmeniz gerekmez. Umarım makyaj malzemelerimi böyle tanıtmamı sevmişsinizdir. Dediğim gibi ben bu tür makyaj malzemeleriyle her gün geziyorum ve size de böyle bir video çekmek istedim. Bu akıma dahil oldum. Umarım sevmişsinizdir, alıntıları da sevmişsinizdir. Sizin de hayatınız boyunca yüzünüzden değil de aklınızdan ve ruhunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz makyaj malzemeleriniz olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Vaktinizi benim videomu izlemekle geçirdiğiniz açısından size teşekkür ediyorum. Alıntılarla kalın ve görüşmek üzere.